Evet değerli kardeşler, bu videomuzda sıkıntılarla, yaşamımızdaki büyük problemlerle nasıl başa çıkabiliriz? Onunla ilgili konuşacağız. Evet, yaşamlarımızda gerçekten birçok problemle karşılaşıyoruz ve bazen bunların gözümüzde çok büyüdüğünü görebiliyoruz. Ve problem gözümüzde büyüdükçe bizler daha çok yılıyoruz ve cesaretimizi kaybediyoruz. Ve bazen vazgeçme noktasına kadar da gelebiliyoruz. Peki bu problemlerle, sıkıntılarla nasıl baş edebiliriz? Bununla ilgili bu videomuzda konuşacağız. Evet, bizler biliyoruz ki öncelikle düşmüş, günahlı bir dünyada yaşıyoruz. Ve yeni evimize geçmek için, sonsuz yaşamımızı sürdüreceğimiz yeni yaşamımıza geçmek için bekliyoruz. Fakat bu sırada bu dünyada yaşamamız gerekiyor ve dünyadaki sıkıntılarla karşılaşmamız ve onlara göğüs germemiz gerekiyor. Bu konuda kutsal kitapta aslında bizim önümüzde birçok örnek var. Sıkıntılarla nasıl baş edilebileceğine dair. Bugün Davut ve Goliat'ın hikayesi hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz Davut ve Goliat bir savaşta karşılaşmışlardı. Ve Davut İsrail ordusu içerisindeydi. Goliat ise karşıdaki pagan ordusu içerisindeki bir dev idi. Ve Davut aslında bir savaşçı olmamasına rağmen babasının isteği üzerine savaşa erzak götürmüştü abilerine. Ve erzağı götürdüğü zaman üç abisini orada bu savaşçının büyük naralar atarak, bağırıp çağırarak İsrail ordusuna meydan okuduğunu gördü. Ve herkesin ondan korkarak kaçıştığına şahit oldu. Bunun üzerine çok üzüldü ve öfkelendi. Saul, Kral Saul'a giderek bu dev ile savaşmak istediğini söyledi. Ve kendisine izin verildi. Davut yalnız bu savaşa giderken şu sözleri söyledi. Benim elime aslanı, ayıyı teslim eden Rab aynı şekilde bu putperest Goliat'ı da teslim edecektir. Aynı şekilde benim yerime Rab savaşacak ve zaferi kazanacaktır. Bu bizim için çok önemli. Problemlerimizde savaşırken, uğraşırken kendi gücümüze değil Rabbin gücüne güvenmemiz gerekiyor. Rabbin gücünü göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Eğer ki Rab bizim yerimize savaşırsa bu şekilde yaşamımızdaki zorlukların üstesinden gelebiliriz. Bu savaşta biz okuyoruz 1. Samuel 17. bölümde Rab bir tane sapan, 5 tane çakıl taşıyla Goliat'ı Davut'un eline teslim ediyor. Görüyoruz ki burada aslında olayı bitiren şey o sapanla taş değil, Rabbin gücü. Yani Goliat'ı yenen aslında Davut değil, Rabbin kendisi. Rab Davut'un eline teslim ediyor. Bizler de aynı şekilde yaşamlarımızdaki problemlerle savaşırken, sıkıntılarla paylaşırken Rabbi çağırmamız gerekiyor. Bizim yerimize Rabbin savaşması gerekiyor. Ancak o şekilde karşımızdaki devin aslında o kadar güçlü olmadığını görebiliriz ve gözümüzde büyüteceğimiz yere onun küçüldüğüne şahit olabiliriz. Evet, eğer Rabbe güvenirsek, imanımız güçlü olursa, sorun yerine Rabbe odaklanırsak aynı Davut gibi biz de aslında karşımızdaki devi yenilebilecek bir düşman olarak görebiliriz. Çözümlerimizi Rab'den istersek başarıya ulaşabiliriz. Evet, bizler her şartta ve zorlukta Rab'be güvenmemiz ve ona inanmamız gerekiyor. Bu kesinlikle imanla ilgili bir şey. Eğer ki imanımız tam olursa Rab de bize mutlaka zaferi sağlayacaktır. Bu konuda kutsal kitap çok açık. Filipeliler 4:13'te de yazdığı üzere beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Evet, eğer ki Tanrı sizi güçlendiriyorsa, eğer ki İsa Mesih sizinle birlikteyse her türlü sorunun ve problemin üstesinden gelebilirsiniz. Rab hepinizi bereketlesin. Herkese mutlu ve bereketli günler diliyorum.